Miriç. Haritasına geçiş yapalım. Rakibin seçtiği harita. Dönmek için malum burayı almak zorundayız. Yoksa bu turnuvada lower bracket yolları taştan. Şimdi Victor. Bir klasik A taktiğe gelecek gibi iki tane oyuncuda smoke'lar var. Bunlar jungle ve stealth smoke'lar olacaktır. Zantares görmeden çıktı, headshot'ı gönderdi rampaya doğru. Kalix hala tıkta. Atlayan oyuncunun da infosunu verdi. Zantares'ten bir headshot daha gelmiş. Zıplayarak geçiyordu oradan. Kalix Palas çıkışı. İstediği hit'i alamadı. Bubble üzerine koşacak. 54 can. Of. Kalix havada yapıştırdı. Vox'in de yardımı var. Dreamer'dan bir headshot. Insta geldi. 3 aman. Bir an. Bir an şöyle bir nefesler tutuldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok iyi Zantanes'ten. Havrunu havada, burada Kayısan havada. Dream'in şu vuruşları neymiş ya, böyle bak bak. Ya Zantares vurmasa 39 canı var. Sıkıntıydı yani. Sıkıntı. Oha. MP5 almış Kayısan. Anlaşıldı mı aldı acaba? Şimdi Force'a gitti. Fiend sadece Harun'da biraz ekonomik kalmış. O da Bayrant için büyük ihtimalle AP ekonomisi bıraktı. Victor'da keleş var yalnız. Bunu beklemeyebiliriz. Rampadan yavaş yavaş çıkıyorlar. Bir yardım smoke geldi Palas'a. Rampada Victor. Oo, Kalix o fight'ı nasıl kazandı ya? Keleşe karşı. Red Star aldı o keleşi. Zantares yardıma gelecek. Flash pick geldi. Kalix zorlamadı. Zantares de bu arada Immortan bir yardım var. Kalix'in MP5'ı M4 gibi. Harun'un takası. Boxlik'ten de bir kill geliyor. O keleşi almaya çalışacağız. Keleşi bulduk mu? Bulduk. Vox'i kalmış. Şimdi full eco'ya gidecekler. Tabii bir plant çıkarsalar şu an alırlardı ama plant de çıkaramadıkları için ve eco'ya doğru gidecekler. Zaten loss bonus'u da görüyorsunuz daha 3K civarında. Yine 3-0 başlangıç için iyi bir şansımız var ama bu başlangıç yetmedi zaten gördük. Yukarıtısı için. Bu modeller sadece bu turnuva için arkadaşlar, maçı izlerken görünüyor. Normalde oyuna gelen bir güncelleme değil bu. İşte player modeller. Hani turuncu falan ya T'ler. O bir özellik değil yani. Antares çıktı. Red Star'dan güzel headshot var. Aman yani o silahları düşürmeyelim. Hatta gidip hemen Window'dan keleşi almak lazım. Alabildik mi? İnanılmaz alamadık. Bildiğin alamadık. Şimdi full buy round. Harun'da AP olacak. Toxic'ten Windows Mo için bir Molotov ama orayı one way kapatamadı. Orada çok hızlı connector'a gelecekler. Toxic oraya doğru flash geldi. Toxic'in mermisi denk gelmedi. Yalnız Antares yardım edeyim derken Victor'a yakalanıyor. Bu iyi bir başlangıç olmadı. Immort koşuyor bari. Duymuş olabilir ama yani Red Star bir yandan vurmaya devam etti Toxic'le X-Cloud'ı. Next'ten bir kill. Eyvah. Bubble kör etti bizi. Kör oldu. Harun takası var. Şimdi paramız var hala ama son ekonomiyi harcıyoruz. B tarafına çok kalabalık geldiler. Site içerisinde X-Slot var. MP9'la zıplayarak info alacak. Bir Molotov'u var. Rush gelirse onu bırakacaktır. Önce Smoke'u attı. Dreamer'dan karadan gönderilecek. Flash hazır. Tek Dreamer flash bekletiyor. Harun'da Smoke atacak. Bubble'da Smoke'u hazırlamış. X-Slot'tan
Bir Molotov geldi. X-Float kör olmadı. Imor'un da yardımı var bu arada. Victor iyi buldu. Red Star yakalayabilecek mi Imor? Imor çok zorladı orayı. X-Float'a da yardım etti ama en azından. X-Float pozisyon değiştirecek ama üstten piklediler. Backside'de Zantres var. Onu görmüş olabilir. Yardım da geldi ama Dreamer. Dreamer şöyle bir hafif yanlıyor. Direkt headshot. Şimdi Bubble içine çok yaklaştı. Bu iyi haber değil. Dreamer öldün abi. Risk çıkacak gibi window'dan. Son kalan Voxic. Bubble'da bir tane flash var. Kullanmadı Voxic. Zor bir vuruş deneyecek ama harika vuruş. Dreamer'ın 10 canı var sadece. Bunu bilmiyor tabi ama. Şimdi yerde kit var. Dreamer timing'i yapacak ve Dreamer. Üste 2 round. Yani şu kill'den sonra Imor'un bir kaçak oynayıp yardımlaşması lazım ama herkes ikinci pick'e atıyor. Çok iyi vuruş Voxic'te ama yani Dreamer'ı tahmin edemedi tabii nerede olduğunu. Şimdi Echo'yuz. Imor window'a saklandı P250'si ile beraber. Yine B'de bitirecek gibi. Fiend'ın yerleşimine baktığımda Victor top midten bir push gelirse diye hazır. Voxic evden gitmiş. B stack yapabiliriz tabii çünkü evden o kadar açıldı ki Voxic. Ses de yok. Yani onların B geleceğini düşünüyor gibiyiz. Risk aldık. Zantres çıkamıyor kutudan. Şimdi çıktı. X-Lot arkası dönük. Anti flash bekliyor ama oraya bir molotov gelebilir. Yani 4 tane molotofları var. Oraya atmadan çıkarlarsa round'u kaybetmeyi hak ettiler demektir. Yalnız Bubble çok güzel sızdı ve Bubble kitchen'ı arkalayabilir. Onu bekleyebilirler. Hatta çevirebilirler. Evet çevirecekler ayağı. Kimse yok çünkü. Yani Dreamer birazdan infoyu verecek. Zaten connector'dan da yürüdü Victor. Drop yok arkadaşlar yayında. İnternetinizi kontrol edin. Ve bomboş A. A'ya dönün kolu geldi. Yalnız o kadar dikkatli ki bakın Harun yani koşarak gitmiyor. Palas'ta biri olabilir diye. Şimdi koşmaya başlayacak ama zaten A'yı aldılar çünkü. Bir de öne kurdu. Ters default. Nasıl harita? Uf. Evet Red Star'ın silahı çalabilir gibiyiz. O da geri çekildi. Zorlamadı. Kafayı gördü Kalix'in. Kalix de aynı şekilde beni gördü diyebilir ki ilk kill'i aldı. Zantares orada o keleşi alacak gibi. Arkadaşlar şu an ekranında hiçbir drop yok. Ya Twitch'te sorun vardır ya da internetinizde sorun vardır. Zaten olduğu zaman söylüyorum drop var. Geçecek birazdan. Yani ya belli bir servis sağlayıcıda sıkıntı vardır ya Twitch'in kendisinde bir sıkıntı vardır. Yapabileceğim ya benim düzeltebileceğim bir şey yok onu söylemek istiyorum. Evet şimdi bir bayramdayız tekrar 3-3'ü buldular. Voxic atlayamadı kısaya doğru ama aktif oynamak istedi. Orada bir boost var yalnız Harun görecek birazdan gördü ve görür görmez kafayı boost'tan Voxic'i yakaladılar. Yani çok tek tek bir oyun bu. Yardım ihtimali yok. Yani orada zaten 1v1 takas alsak bile bizim için ideal değil. Bir de üzerine savunmada oyuncu kaybediyoruz. Şimdi X-Lot Famas'la balkonda hazır. Flash pick geldi. X-Watt ilk kill almış ama Harun'dan yine iyi bir AP performansı var. Backside'de Imor tek başına yine Red Star. Ve save zamanı. Fiend'ın 4. round'a girecek.
Şimdi maça 3-0 başladık. Sonra tamam. Fint'tan güzel bir direnç. 3-3'ü buluyorlar. Sonra ilk bayrağımızı yapacağız. Yaptığımız ilk bayrağında AWP'yi tek başına ortaya indirip top mid'den gelecek oyuncuyu bekletiyoruz. Bu arada yani şöyle mouse'la göstereyim. Şurada top mid tarafına bir flash pick gelseydi yukarı falan atılacak. Özgür direkt kördü bu arada zaten. Yani direkt kör olacak ve çıkıp belki 2-3 kişi birden atıp da vuracaklardı. Yani o hareketin gerçekten çok zordu karşılığını almak. Ya şöyle bir şey olur. Öyle bir ortaya yerleşirsin ki tamam Vox'lik başta ölür ama arkandaki iki kişi rakipten üç kişiyi vurur. Örnek veriyorum mesela. Hani dersin ki tamam hani oyuncu kaybediyoruz ama karşında bir şey alıyoruz. Evet. Fiend böylece 4-0'lık bir seriyle öne geçti. Harun Molotov'ta biraz bekledi. Artık yanacak, çıkacak. 44 can. Yalnız bu arada Bubble yine Jett hızıyla beraber Connector'a kadar gelmiş. AP'miz yok round. Kha'Zix'in Palas savunmasında Ticket'ta Voxic var. Güzel tüm default'taymış Voxic. Viktor onu gördü. Kha'Zix'ten çok güzel yardım. Çok güzel bir spray kontrol. Voxic yakalanıyor belki ama Dreamer da Kha'Zix'i yakaladı. Bubble'ın ağzında patlayan bir granit var. 9 can götürdü. Zantares connector almaya çalışırken maalesef Bubble'a düşüyor. Şimdi C4 sıkıştı Tetris'te. Oyun açmaya çalışacaklar. Imor Ticket'ta oraya doğru flash geldi. Imor çıktı çok güzel sızdı Firebox'a. Onu beklemezler. İlk kill aldı ama Dreamer'dan yine yardım var. Herkes birbirini koruyor. Fiend'da. Evet X-Flood. Yani Ninja için kit var orada. Ama Firebox'ta kurulu. Smoke da yok. Firebox'tan Flea'yı kaçırdı Harun. Evet, M4'ü aldı. Smoke da yok. O yüzden Ninja da deneyemez ve Flea kaçmak durumunda kalıyor. Armor'ın ikitini M4'ü sevebilecek ama Fiend'ın da serisi devam ediyor. Yani şurada iki kill alıyoruz. Güzel cevap. Tamam Dreamer takas aldı sıkıntı yok ama burada yine hep tekteyiz. Yani Zantares Connector'a tek yakın. Immort tek başına Firebox'ta bir şey deniyor. Kill alsa bile yani takas var. X-Fraud'un M4'ü yanına birkaç bir şey aldık. Bir iki tabanca var. Bir tane de Scout. Kha'Zix Ticket'ta. Oyun foyu aldı. Viktor bir body shot dedi hatta bayağı yemiş. 15 can ama Mersin'in kontrolünü aldılar. Yine ters default'ta bir plant var. Uf, Kha'Zix'ten çok güzel headshot. Biraz kaosa sürükleyebileceğiz mi acaba? Oradan yine 5 shot gelmiş. X-Flood orada. X-Flood 3.'yü de vurdu toplamda oradan. Son kalan Red Star. Red Star güzel bir headshot buluyor ama sıkışacaktır. Yanından geldi Immort. Güzel bir round çaldık. İşi kaosa sürükledik. İyi oldu bu. En büyük sorunları hiçbir lurker bırakmamaları oldu. Connector'a veya bu şekilde Underpass'ten gelecek. Hızlı çıkmak istediler. Herkes site tarafında kaldı. Güzel bir round çaldık. Ne oldu lan? Babacım tamam demin o güzel sakin müziğe ne oldu? Heh. I more. One man, one desire. They born to die. But this summer,
Evet, şimdi 2 AP savunması, bakalım ne verecek. Voxic'le beraber Imor'da B'ye çok yakın geldi Fint. Araba tarafında Imor var bu kez. Imor tek bıraktık yalnız ve şu an X-Watt ortaya yardım ediyor. B çıkış flashları geldi. Imor flash patlamadan çıktığı için Victor rahatlıkla buldu. X-Watt Edward'da saklanıyor. Atlayan Red Star'ız Antares'ten yardım gelmiş. Bu kez daha iyi savunma. Dreamer yanlaya yanlaya geldi. 2 tane headshot. Imor'un cevabı. Avantaj yine. Bitonlu Fire'da. Bubble. Imor'u biliyor. Imor bir dinkeli duvardan. Bubble. Şimdi Kalix'in bu kadar hızlı arkalaması dışında rampta hiçbir pozitif durumumuz yok maalesef. Kalix güzel güzel geldi. Onu gördü galiba Bubble. Dönene kadar Harun yakalanıyor. Bubble'ın yeri belli. Bubble ikili almaması lazım. Sağ tarafına atladı ve Kalix'ten güzel bir vuruş. Yani roundu aldık. Ciddi bir ekonomik hasar da aldık yalnız. Her ne kadar ki önce yaşıyor olsa AP'de kaçırmış olsak da daha erken bitebilirdi round. Direkt 3 vs 5 başlamışlardı. Ama şu Dreamer'ın uçlar. Evet, yani son 2 round gördüğünüz gibi biraz daha ekonomi yaptığımız yer oldu 3-0'dan sonra. Önce bu roundu versek veya bir sonraki roundda bir tane versek bile üst üste eko yapmak durumunda kalmayacağız. Zantres hemen Windows'a geldi. Larbury'e doğru bir boost yapacağız gibi. Oraya Imor'u çıkardık. Yine B'ye çok kalabalık geldiler. Hızlı mı gelecekler? Bubble şöyle bir Molotov bıraktı piklemesi kimse diye boost'a. Geri döndü. Bomba da onda. Bir tane de flash bırakıyor. Yani bir reaksiyon vermedik buraya. Kalix'in aynı pozisyonda. Palace'a bakacak. Bu arada Victor taglenmiş 16 can. Yani neyse ki Zantares'i bulan oyuncunun elinde Mac-10'i vardı. Yani başka herhangi bir rifle olsa Galil'inden famasından keleşine orada ölmüştü. Yalnız Dreamer yarınlar yokmuşçasına çıktı. Kalix'i bulamadı. Zantares yakın mesafe ikili istedi. Sonunda Bubble aldı. Bubble bir kez vuramadı, ikinci kez de vurdu. Evet, Harun yavaş yavaş rampaya gelecek. Tabi connector'a Bubble'ın sızması çok büyük sorun. Yani rampadaki oyuncular aksiyon aldığı anda Bubble hemen destekleyecek orayı. Ki Voxic tabi şu an midden de biraz rahatsız. Hani Windows'dan jungle'dan gelenler olabilir. Voxic'e flash pick geldi Voxic. Güzel bir timing. Voxic connector'a da bakıyor. Bu arada yeri belli oldu yalnız. Kalix'in dikkat etmesi lazım. Kalix sıkarak çıktı. Güzel bir headshot. Kalix'ten bir kill daha geldi. Sıkıştığı yerden toplam 3 kill. İyi bir A savunması. Voxic'in de 2 kili var. 6-5 tekrar öndeyiz. Bomba kurmamaları önemliydi. Eko'ya gidecekler. Burada karbon da olabilirlerdi bu arada. Hadi 2 tane Deagle çıkmış. 2 tane P250. Voxic Windows savunmasında. Ortadan bir push gelirse diye bakıyor bir yandan. Bir yandaki bir. X-Lot B'de Red Star'ı yakalamış. Round böyle açılmış oldu. Kalix Dreamer'ı gördü. Zorlamayabilir. Voxic vurdu taktikteki oyuncuları. Dreamer'ın da yeri belli. Son kalan Harun.
Şimdi çift AP savunması devam. 7-5 oldu. Yani tabi Mirage'ın CT'si genelde bizim için sorunluydu. O yüzden böyle bir geri dönüş yapmak güzel. Yani bizim team'imiz nasıl geçecek? Onu tabii ki de merak etmiyor değilim. 13. round'dayız. Hemen rampaya doğru bir Molotov geldi. Rush'ı kesmek için. Aya doğru birkaç nate var. Bu arada palas almak istedik. Uff! Kalix'ten. Dreamer'ın cross'undan böyle göz göre göre çıkıp bir headshot. İyi başlangıç bu. Victor rampaya geldi. Ivor bu arada bubble'ı bulmuş top mid'de. 3vs5 bir anda Fiend ekibinin kaldığını gördük. Şimdi CD'yi de alacaklar. Dönüp B'ye girmek iyi bir hamle olabilir onlar adına. Çünkü küçük base, az kişi kaldılar. Bunu deneyebilirler gibi. Yalnız Victor hala palasa gidiyor. Sanırım bir oyuncu Underpass'ten getirecekler. Kalix'in buradan çıktığını düşünüyorlar aldığı kill sonrası. Ya da Red Star B'yi mi fakeleyecek? Bakayım bir smoke 2 flash'ı var. Şurada bir yakınları çek dedi, kimse yok. Sanırım Red Star B'ye gelin dedi galiba. Evet, B'ye ben çok yakınım. Önden almamışlar B'yi. O yüzden infoları yok. B'ye kadar gelin, atıp girelim dediler. Şu an tabi Zantaris biraz okudu gibi ve Imor dry peek atan Red Star'ı rahatlıkla buluyor. 30 saniye var. Yani Fiend oyuncuları bu silahları saklayabilir bile. Ve 8. round geldi. Şimdi bir ekonomisine bakalım. Bubble hemen silah çekti. Dreamer'da da var. Red Star'da ya Mac'ten alacak ya Galil alacak. Immorn 2 killlik katkı verdiği bir round ekranda gördüğünüz gibi zaten. Ya bu round'u alırsak ona gider gibi görünüyor oyun. Şimdi klasik bir A hücumu gelecek. Bu arada Red Star Deagle almış hiç. Yani utility almak için. Bir de son anda para bırakmak istemiş biraz. En kötü. Şimdi rampa çıkışı gerçekleştirdi. Victor ticket'ı gördü. Zantes ortada kaldı. Aim fight'e girmek istiyor Victor. Kalix'in de şu an başı dertte. Orayı kırdılar okutuyor resmen. Immor'dan bir nate var. Kalix hala orada. Tabi oraya atabilecekleri bir utility yok ama artık Victor'un wallbang'i iş çözdü. Yine bir kez Firebox'ı kurulan bir plant. Restar koşacak. Lotte'yken duydu. X-Blood'u yakaladı. Immor Firebox arkasında. İki oyuncu var orada. Haurun'dan ve Dreamer'dan birer tane kill. Yani dümdüz araş yaptılar. Özellikle Zantaris Aimfight'ta karşılamak istedi. Ama orada çok fazla açı var. Yani bir şekilde koşarak gelen bir oyuncu buldu onu. Kalix'in de saklanacağım derken öldüğünü gördük. Yani taktikleri biraz tükenince hızlı oynuyorlar. Bu da bizim maalesef oyunumuzu bozuyor. Evet, çift AP'ye devam. İlk yanı son roundu için. Yerde bir 5-7 görüyoruz. Harika bir detay. Mükemmel bir detay. Bir A smoke taktiğe gelecek gibi flashlar hazırlandı. Dreamer'dan palas altı ve Molotov Kalix'i çıkaracak. Kalix ortada kaldı. Ding'i attı ama silah farkı Victor. Entry olan oyuncu oluyor. Zantaris'i pozisyon dışı bıraktılar. Toxic smoke axe denemeler. Zantaris tahmin etti. Üzerine doğru gelen ilk oyuncu yakalıyor ama takas geldi yine Red Star'dan. Öne doğru bombayı kurmak istiyorlar. Yine ön tarafa doğru kurdular. Bu zaten
Boss Bant için çok iyi. Harun'dan bir headshot. Apex'e saklanmaya devam ediyor. Köncümüz de orada. Voxic. Güzel bir bait oldu. Çıktı yakaladı. Rakibini X-Flout. Bubble kafayı gömmeye çalışırken Dreamer X-Flout karşılıklı birebir takas. X-Flout baktı arkalanıyor muyum diye. Şansını deneyecek. Zaten bomba ön tarafta. Bir fake attı. Jungle'ı yakaladı. Dreamer'ı tahmin ediyor. Bir kere daha fake atacak gibi. Dreamer risk aldı. Çıkmam dedi. Artık iş çok zor. Havada tek attı Dreamer. 8-7 dengeli bir ilk yarı oldu. Skor olarak iki taraf içinde. Ama tabii ki de Mirage'da T-Side'da 7 round almak. Kağıt üzerinde baktığınızda Fiend'in işine gelir. Harika videolara devam edelim. Şöyle yapayım birazcık. Ne oluyor lan? Şunu açalım tamam. Biraz aydınlık olsun içerisi. Eternal Fire hala organizasyon arıyor mu? Yani kendileri kurdular. Yani aramıyorlar ama bir teklif gelirse atıyorum büyük bir kulüpten belki de alır, bilemeyiz. Pikem videosu çektim arkadaşlar. Pikem yaptım evet. YouTube'da bu akşam olacak. Şu tekrar bir bracket'a bakın. Bu maçın mağlubu Enterprise'da oynayacak. Kazanılırsa direkt tur atlayan takımlardan bir tanesi olacak. Alt tarafa Dignitas LDLC mücadelesi olacak yine. Lower bracket'tan devam. Ya bence Lover'ı alırız. Enterprise takımı çok büyük bir sorun çıkarmaması lazım. Yani daha bu maç bitmedi ama. Ya bence Lower Bracket'taki Enterprise maçını her türlü kazanırız gibi. Okey. Seriden geçtik. Hadi bakalım. Tabanca randa başlıyor. Taktik BRH gibi. B'ye gidiyoruz gümbür gümbür. Yani BRH değil de B'de bitireceğiz. Red Star şimdi bench tarafına doğru geçecek. Sadece X-Flout'ta. Tek smoke 2 flash var. Zaten o ne yaptı Red Star? Ha, tekrar kapı pozisyonuna geçmiş. Oo, yalnız Under'a giden iki oyuncu var. Harun'dan timing gelir mi? Harun timing yaptı. Neyse ki vuramadı. Teşekkürler Harun. Bizdensin. Karşıyım. Ekranı düzelt. Oğlum ben bunu vermiyorum. Bunu turnuva veriyor bana zaten böyle. Onlar böyle olmasını istiyor şu an. Şimdi B tarafa netler kullanıldı. Xantares atladı. Immortal arkasından atlıyor. Harun şöyle kısadan bakacak. Red Star üzerine gelen biri var mı diye baktı. Fury teke bıraktılar buraya. Kitleri de yok. Yalnız of çok güzel headshot geldi. Kim aldığını göremedik. Xantares almış. Şimdi Victor yakın mesafe. Pik geliyor yalnız. Dikkat edelim. Önde karşılarken yakalanabiliriz. Harun tek attı arkası dönük. 3vs3 galiba. Böyle izlemeye devam ediyoruz pozisyonu. Yapabileceğimiz bir şey yok. 2vs2. Kalix'in canı çok az. Victor yakın mesafe. Ya 5vs5'ler IT'ye kaldılar ve 2 kişi yaşıyor hala.
Yani Kitchen'a pushlamak istedik. Hani 5vs5'e tutamayız site'da diye. Bence bu biraz pahalıya mal oldu. Çünkü iki oyuncu kaybettik orada. Çünkü Zantares öldü. Sonrasında Imor geri kaçmaya çalışırken doğal olarak pozisyon alamadı. Onda gelen kısadan oyuncu vurdu. Site'daki oyuncumuz da fight'e girdiler. Yani şöyle bir atlayıp onları crossfire'a yedirtemedik. Ki bir tane kısa, dört tane falan Kitchen tarafından gelen oyuncu vardı. Yani evde kalabilirdik, backside'de kalabilirdik, önde karşılamak istedik. O da yani arkadan gelen kimse yoktu aslında Fint'ta. Neyse. Şimdi Force'a gittik. T-side'in Force'u bu kadar kuvvetli görüyorsunuz ilk round'da. 3 tane Gali, bir tane Keleş var. Nate'lerimiz çok az. O yüzden direkt aim fight'e girmemiz lazım. Onlar da Force gelebileceği için gördüğünüz gibi bolca rifle almışlar. Sadece Red Star'da MP9 var. Bubble ilk kill aldı. X-Fadon takası var. Victor bu arada Vox'i vurmuş ama Zantares'ten takas geldi yine. Orta kontrolünü aldılar ama biz bu arada side kontrolünü aldık. Ve Kalistan o mesafe güzel yetişat. Dreamer hemen gelip takasladı. X-Fadon burada beklemeyiz ama of Red Star o nasıl çıkışmış öyle ya. Zantares default'ta sıkıştı. Bomba kurmak isteyecek oraya. Neydi var Red Star'ın? Aman. Ciddi hasar yok. Zantares çok ciddi hasar aldı bu kez yalnız. Wallbang'lerle beraber Red Star. Yani o mesafeden gidiyorum mermiler tabi zıplayarak sıktığında. Yani bu round bile buraya geldi maalesef. Şimdi tabancalarla beraber bakalım ne çıkacak. Şimdi orada bir Tech9 var. Bubble'dan Zantres çatı sonrası Kalista düştükten sonra Bubble. Imor güzel yakılıyor aslında jungle'da sızdı ama site'e gidemiyoruz çünkü Victor var hala orada. Imor jungle'dan Victor son anda gördü smoke'a girerken. Harun'un yardımı var. Victor'dan bir headshot'ta 4 oyuncu birden yaşayarak bu round'u geçirdiler. Yani Ekko'da ciddi bir hasar almadılar bunu söyleyebiliriz. Burada bir yerlerde bir oyuna ağırlık kurmak lazım. Bir müdahale etmek lazım buraya. Çünkü yani biraz kontrol fiyında kaydı yine. Dreamer'dan Imor'u gördükten sonra smoke arkası güzel bir sprey var. Kalistan bir headshot. Victor'u bulduktan sonra Bubble toparlamaya çalışacak. Önde kaldı Bubble. Vox'e direkt headshot geldi. Bubble bir kez daha flash peek alıyor. Apex'te çok zorlandı Kalista vururken ama Harun da bu arada Zantares vurmuş. Yani X-Fat lurkleyecekti ama o lurkleyene kadar round bitti. Red Star şimdi infoyu alıyor. 4vs1 kalacak. Harun orada free'yi kaçırdı. Zorlamak istemeyebilir. Biraz birbirlerini blokladılar Dreamer'la beraber Harun. X-Fat
bir kill çıkarabildi. Ama altında Westar var. Bir yemin de yaptı. 11-8. Bir eko zamanı olacak. Bir yarım round. Bir tane de mola geldi zaten. Eternal Fire'dan. Bir şeyler konuşmaları gerekiyor. Bakalım moldan nasıl dönülecek? Zaten bir ekole dönülecek ama en azından ondan sonraki roundda Fiend 12'yi bulduktan sonra tekrar bir değerlendirmek lazım. Bomba kullanımlarında aslında ilk yarıdan itibaren bayağı iyi götürmüşüz. Tabii ilk yarıda CT olduğumuz için orada biraz daha avantajımız olacaktı. Bir de maç sonu bakmak lazım bu istatistiğe. Evet. Şurada Echo'da bakalım. 3 tane Deagle çıkmış. Bir tane de Mac-10 var orada. Kalis'in 21 kili var. Onun dışında 20'li sayılara çıkan kimse yok bizde. Onlar da en çok Dreamer. 18 vurmuş. Yine bir B arkası yerleştik. B'ye giriş yapılacak gibi. Red Star. Hemen araba tarafında. Side'da da Dreamer var. Red Star hemen molotofunu bıraktı. Dreamer zaten backside'da. Biraz kör oldular. Red Star yine kör oluyor ve X-Fat'tan çok güzel bir headshot'la beraber round'u açtılar. Ve tutamadı silahı Dreamer. Harun hala kısa da. C4 gelemedi yalnız. Onun da gelmesi lazım. Aşağı attı şimdi Voxic. X-Fat smoke arkası. Bubble. Tekrar sayıda almaya çalışıyorlar. Yerden silah değişikliği yalnız onun da mermisi yok. Harun bu arada. Kalix'ten ve Voxic'ten birer tane kill. Tek başına kaldı Bubble. Çok garip bir round. Yani Voxic Glock'la falan vurdu oradan. İki tane. Neyse yani bir şans roundu olsun. 9-9 geldi bir şekilde. Harun bu arada Immortal'dan bir ezber headshot gelmiş Red Star'a. Tam göremedi window'daki açısını ama sanki smoke arkası gibiydi. Map'ten baktığıma göre Harun'dan bir takas geldi ama şimdi forceladılar onlar, bunu da unutmamak lazım. Son ekonomisini harcadılar. Hatta bir Deagle bir tane de MP9 var. Ama bizim A'ya geleceğimizi tahmin ediyor gibiler. Palace üstünde ve altında ikili bir açı. Dreamer'la beraber Victor'dan. Şimdi Harun tekrar window'a döndü. B'yi fakeliyor şu an X-Fat ama reaksiyon vermediler. Çok gerçekçi bir fake olmadı bu. Voxic rampadan çıkacak. Çıktı flash pick'ten sonra yakın mesafe. Victor çıkışa doğru güzel bir smoke attı. O bizim koşmamızı engelleyecek. Oradan pek çıkamayacağız. Dreamer bu arada yalnız Kalix'i vurmuş evden. Daha Tetsen de çıkamadık. Bir B'ye dön kararı gelebilir. Ki Zantes döndü bile koşuyor. Bakalım ne zaman fark edecekler bunu. Hemen map önümüze geldi tekrar. Yok hala fark etmediler. Şimdi Under'dan yalnız arkalayan bir sanırım Bubble var. Ki Voxic Under'a doğru bir şey atmayacak. Line up yaptı. Biz Bubble izlesek keşke burada. Bubble. Ve Voxic'i birazdan bulacak. Çok rahatlıkla kaybettik Voxic'i. Bench'te X-Flood'u gördüler mi emin değilim. X-Flood. Sonra kalan Zantelis olacak. Bir kill. Harun da gördü. Harun giriş çıkla beraber timing yapıyor ve son giriş çıkından sonra killini de aldı. Yani şu silahlarla round'u kazandılar. Üzerine Kereşir'i de aldılar.
Arun. X-Val'da teklemiş galiba bu arada. Oradan nereden ne gördü de vurdu bilmiyorum ama açı olarak sıktı zaten. Şimdi bir top mid'den Windows Mo geldi. Under'dan yavaş yavaş yürüyecek Imor var. Arun konektöre bakıyor. Rampadaki smoke sebebiyle rampaya bakmıyorlar şu an. Konektörden bir çıkış smoke geldi Imor'dan. Kalix rahatlıkla çıktı ama Arun'dan yine bir takas var. Oo, ikinciyi vurmasa iyiydi. Palas'tan bir oyuncu daha çıktı. Takası alamadık. Voxic rampada. Düzeltiyorum Palas'ta. Imor ayaklarını gördü. Kantares rahatsız etti. Arun'u yakaladı. Imor'dan da güzel bir headshot gelmiş. 35 saniye var. Aman öne kurarken iki oyuncuyu birden kaybedebilirdik. Şimdi Dreamer hemen atlayacak. Geldi bile konektöre. Bomba önde olması iyi. Zantares ters mantık Ninja'ya geçti. Voxic de ev tarafında. Şu an Voxic'i biliyor. İkinciyi bilmiyor. Voxic çıkmasına izin vermedi. Yakaladı Dreamer'ı. Yani round yine biraz krize giriyordu. Imor'un bu connector'dan biraz ortalık karıştırması aldığı 3 kill var. Açıkçası yani bu iyi toparladı round'u. Evet 23. round. Fiend'ın yine son ekonomisini kullandığı bir round olarak izleyeceğiz. Bubble çok hızlı bir şekilde kısaya doğru geçti. Tabii şimdi Zantares pikleyecek. Keşke orayı izlesek. Evet ciddi bir hasar bıraktı mı diye bakıyorum. Hayır Zantares çıktı bir daha. Bu fight'i istedi. Bubble'da cezaya kesti. Hop bir tane daha. Zantares'ten iki oyuncuya birden. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz vuruşu? Kalix yakalıyor. Victor rampadan vuramadan Voxie'yi. Kalix yardım etti. Imoran da bir kill var. Güzel takım biraz daha özgüvenli pick atıyor. Biraz daha rahat giriyorlar site'lara. Şimdi eko zamanı olacak. 5 tane USB. Dört tanesi B tarafında. Bir de connector var. Dreamer bakalım çıkacak mı? Tabii Dreamer'ı biraz baitlemeye çalışacak ki Harungsa'dan vursun diye. Red Room içerisinde o da şimdi. Ya bu kadar USB varken sert düşünmemek lazım tabii. Test connector'a geldi. Hemen bir ikili oyun ihtimaline karşı oraya bakıyor. Connector'ı vuramadı Imor. Zantares yakaladı. Oradan bir molotov sesi geldi. Kısa'yı gördü hemen Zantares ama Dreamer'dan o mesafeden güzel bir USP shot'ı. Şimdi ortaya oynamak istiyoruz. Imor bu kez kill'i aldı. Tam anlayamadım Mermin'in nereden geldiğini. Harun'un kafaya bir nade. Bir önceden smoke'a girdi. Dreamer ısrarla vurmaya devam ediyor. Sakinde Voxic'ten. 3 oyuncu birden hayatta yaşadı. Tamam çok sıkıntı yok. Ekonomik olarak zaten T-Side'deyiz. Bombayı da kurduktan sonra sıkıntı olmuyor. Divinate. Imora ciddi bir hasar vermedi neyse ki. Biraz sıyırdı onu. Windows Mo var. Ondan çok rahat geldi. Orada bir connector flash'ı yok. Bir şey yok. Bubble tek başına denedi. Voxic takası aldı belki ama dezavantajlı pozisyonda kaldık. Yine Harun vurmuş palası. X-Dot iyi timingle beraber yakaladı. Dreamer ama 2 vs 3. Şimdi
Tabii X-Float mid'den biraz ortalığı karıştırdığı için. Ama yani Harun gerçekten çok doğru hareketler yapıyor bir APC olarak. Tüm seri içerisinde. Yani böyle müthiş eğimi, harika hareketleri olan bir AP değil ama hep baktığı yerden adam kaçırmadı neredeyse. Toxic bir one way smoke kullanmak istedi ama reaksiyon da yok. 15 saniye kaldı. Molotof'unu backside'e bırakacak ve birinin yakın olduğunu düşündü ama o kişiyi arayana kadar zaman doldu ve şimdi üstüne koşacaklar bir anda. Zaten son 8 saniye kaldı ve restar. İzin vermiyor. İkinci AP olarak aldı. Bakalım ikinci AP kim kullanacak? Kendisi de zaten kullanıyor normalde. Nükteken görmüştük. Kime verdi? Kendisine kaldı. Evet. Yani Stairs'tan bir oyuncunun çıkıp rampayı vurması çok büyük sorun. Ya yani Palas'taki oyuncunun bir şekilde o Stairs çıkışını engellemesi gerekiyor. Ya da rampadaki ikinci oyuncunun Stairs'e bakması gerekiyor. Apex'teki oyuncu direkt Molotov'unu, pardon, Smoke'unu atarken yakalandı. Şimdi bu çok kritik bir round. Harun Connector'da sesleri duyuyor bu arada. Mor direkt koşarak sağa doğru geçti. Upmid'den yakalanabilir. Yani çok belli oldu bu. Bu arada B'ye girdik. Bubble hemen geri kaçıyor. Çöp tarafından oynayacak. Red Star onu destekleyecek. Kolunu gördü Harun'dan yine. Kaçmayan bir mermi. Harun ikinciyi de vurmuş. Altından pikledik. Dantares almaya çalışacak. Güzel bir headshot. Zantares 2'yi de vurmuş. Göremedik ikinci vuruşu ama canı kalmadı artık. Zantares vurmaya devam ediyor. Döne döne ama 45 saniye ve sadece 14 can. Ve Dreamer çıktı. O kill'i aldı. Fiend'in 14. roundu. Antares burada gerçekten bir deathmatch performansı yani. Döne döne herkesi vurmuş. Evet. Harun. Harun'un artık killerini görmekten biraz yoruldum. 25. kill oldu ve bu arada direkt bir impact oyuncusu yani. Ne böyle ekoları topluyor. Ne böyle atıyorum hani exit fraglerle bu fragleri alıyor falan. Böyle bayağı her round bir yerden adam bir kill çıkarıyor. Evet, Harun bu kez top mid'i çekleyecek connector'dan. Neyse ki bubble takasını aldı orada Zantares. Biraz wide pick ama taglendi bu arada Zantares. Yani duvardan yine Harun mermisini denk getirmiş. Şimdi Immort top mid'i oynamaya çalışacak ama çok önde. Neyse ki silah farkından bu fight'i kazanıyor. Red Star çok önde B'de. B taktiği olmadığını söylüyor. O yüzden direkt A'ya doğru yerleştiler. Silah değişikliği. Zantares'e geldi AP. Canı az olduğu için. Victor. Ya şu neydi biraz daha geç atsa harbiden sıkıntı olurdu. İki oyuncumuzun 18 ve 16 canı var. Zantares gördü. Kaçırdı mermiyi. Hemen geri kaçtı Victor bu arada. Arkadan geliyor yalnız son sürat Red Star. Red Star'ı bu kadar hızlı beklemeyiz. Red Star geldi bile. Arkamızda şu an rampada.
Yani nade'leri yok ama bir iki tane sıksalar bile zaten zaman geçecek. Red Star yavaş yavaş geldi. İlk oyuncuyu yakaladı. Anlamadık tabii. A1 res. İkinciyi de vurdu. Immor'dan çok güzel headshot. Harm 1 vs 1. Harm flini kaçırdı. Immor pozisyon değiştiriyor. Immor önde karşılamak istedi. Rampa'ya geçmeye çalışacak. Silah aldı. Aldı mı orada? Alamamış. Ve Immor bir tane vuruş yetti ama yani 16 can. Ya dualarla hayattayım or, başka bir şey değil. Enkros, o soruyu başka bir zaman cevaplayayım Kingslayer konusunda. Tanıyorum yakından. Spiker'de cahil adam 25 vurmuş eko topluyor diyor. Kardeşim sen önce bir kulaklarını şöyle bir temizlettir. Adam 25 tane vurmuş. Hepsi impact kill dedim. Eko bile vurmuyor dedim. Sen ama tabii lafını kullanamadığın organlarından aldığın için. Gerçi orayı çok kullandığın için de belki de sıkıntı olabilir. Alt bölgelerde neyse. Evet. Şimdi B kısaya doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. A'ya stack yaptılar. İki tane silah var ama bir tanesi scout zaten çok fazla bir şey değil. Harn smoke'tan şöyle timinglerle beraber deneyecek. B'de sadece Bubble Deagle ile oturuyor. Şimdi connector smoke geçti, onu tekrar yenilemek lazım. Yeniledik galiba. Evet. Ve X'e doğru 5 kişi birden gidiyoruz. Biraz kalabalık. O smoke'tan mermi gelebilir yani, Sauron'un vuruşları. Neyse ki denk gelmedi yani. O kadar sıktı. Sanırım Xantares'e gelmiş galiba bir tek. O da bakmayacağınız bir canında kaldı. Evet, bu armor'ları koruyacaklardır. Çünkü Force'a gitmişlerdi zaten. 4 oyuncunun da armor'ı var. 14-14 geliyor. Bu güzel bir hamle oldu. Maçın son bölümünde hem de bizim ekonomi toparlamak için, böylece bir sonraki round'da yine tüm silahları, tüm bombaları rahatlıkla alabileceğiz. Yani kritik bir round oynanacak bundan sonra. Rakibin tabii 14-14'ü oynarken silahlarının bu denli az olması önemli. Onlar da kritik bir karar verdiler bu force kararıyla beraber. Çok kritik bir round geliyor. Şimdi B taktiğe gelecek. B'ye iki kişi geldiler. Immor şöyle bir Under'a bakacak. Kimse pushlamasın diye. Şu an en azından neyse ki B düşünmüyorlar. Under pass'e yalnız flash peek attık. Bunu duymuş olabilirler. Ki Red Star gelip Under pass'i kontrol etmek isterken Immor'a yakalandı. Wind of Smoke attık. Hem de Nate geldi Harun'un üzerinden. Immor biraz connector oynuyor ki A tarafı stack yapmasın. Daha doğrusu A tarafı B'ye dönmesin ve A'yı savunmaya devam etsin diye. Sight Motif'u geldi. Dreamer'dan bir headshot. Aman ikincisi olmasın. Harn geldi bench'te. İyi, güzel kör. Giremedik. Dönüyoruz çünkü sızdı Immor jungle'dan. Zamanımız da var. Çok sıkıntı olmayacaktır. Immor flash atacaktı, vazgeçti. Cross koymayı tercih etti yalnız. Tekrar B'ye mi dönsek acaba? Çünkü Immor en az 2-3 var dedi. Evet. Yani aynı şekilde X-Slot geri dönüyor B'ye. Mantıklı hamle. Sakin kalabildik burada. Önemli olan buydu. Ve 15. round geliyor artık, bunu söyleyebilirim. Bomb has been planted.
Of. Harun vurdu bu arada yine Voxie'ye. Bir body shot. Zimmer gelecek. Voxie'nin sağ tarafa doğru çekildiğini duydu. Ama elindeki keleş daha değerli tabii ki de. Victor yanında bir şey alamadı neyse ki. Ama zaten bir sonraki round, 30. roundda buy round yapacak. Fiend içinde. Çok da saklanan hani silahlar önemli değil. Tam tersi armorlar daha önemli. Boş boşuna oraya ekonomi harcamamak için. Evet bakalım. Maç sonunda maç puanını görüyoruz. 2 haritadır ilk defa. Bakalım haritayı kapatabilecek miyiz? Xantaris 24, Karis 26, Imor 23 vurdu. Fint'ta da Dreamer 24, Harn 26. Harn'da AWP yok neyse ki. Hemen kısaya doğru atladı Harn. Bir de senin çıkmadığını söylüyor bu arada. Şimdi biz T-Base'deyiz daha. Rampaya bir smoke düşürdüler. Biraz alt taktiğimiz belli olduğu gibi. Ne kadar derin gidecek o Nate? İyi, çok sıkıntı yok. Toplam 25 can falan gitti. A'da 4 varlar. İnanılmaz. Şu an 4 kişinin olduğu sayede girmeye çalışacağız. Halas, Dreamer. Yani riskli ama başarılı bir hareket. Bu arada killleri biz alıyoruz. Harn, Dreamer'ın yardımı var. Imor geldi connector'dan. Stairs'a çıktı. Harn yanıyor hala orada. Imor'un killleri devam ediyor. Red Star son kanisi. Imor'u da boxik vurdu. Ve 16-14 ile 3. öteye gidiyoruz. Yani 4 kişinin olduğu site'a resmen şey gibi girdik yani. Hani bölüm sonu canavarı gibi. Tamam bir de 4 kişinin olduğu site'e girip alalım round'u falan. Ama Imor'un yine connector girişi önemliydi ya.